Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe 192, 193, 194, 195, 196, 197 ve 198. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz iyiliğin değerini bilen kim? İlk sorumuzdan başlayalım. Masalların sonunda iyilerin kazanması sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Masallar çocuklar için üretildiğinden dolayı masalların anlatım dili basittir. Anlatıma akıcıdır, merak uyandıran bir anlatıma sahiptir. Anlatılan kişilerin yerin, zamanın, hayali olması esas alınarak eğitici olması önemlidir. Masalların sonunda her zaman iyilik kazanır. Çünkü dünyada olması gereken duygu her zaman iyilik olduğu için çocuklara iyi duygular aktarılmaya çalışılır. Masalları dinleyen çocuklar masalların anlattığı ve vermek istediği dersi bilinçaltına mutlaka yerleştirir. İyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir atasözünü açıklayınız. Yardımsever insanlar yaptıkları iyiliklerin, bağışların kendileri tarafından yapıldığını bilinmesini istemezler. Çünkü yaptıkları iyiliği sadece Allah'ın bilmesini isterler. Yaptıkları iyilikten karşılık beklemezler. Birilerine kendini reklam edip hava atmak istemezler. Yaptıkları iyiliği Allah rızası için yaparlar. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada ödüllerini alacaklarını düşünür. Bu dünyada iç huzurlarını bu sayede bulmuş olurlar. Son günlerde haberlerde gördüğümüz gibi bir mahalle bakkalından veresiye defterini satın alıp tüm borçlarını kapatan hayırsever insanlarımız bulunmaktadır. Bu insanlar hiçbir zaman bu hayrı televizyona çıkmak veya popüler olmak için yapmadıkları için isimlerini sürekli gizli tutarak hayır işleriyle uğraşmaktadırlar. İyiliğin değerini bilen kim? Adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz? İyiliğin değerini ve iyiliğin önemini bilen köylüyü canlandırmak isterdim. Metni okurken olaydaki duygu ve düşünceleri canlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz? Metni okurken olaydaki duygu ve düşünceleri canlandırmak için ses tonlamalarına, noktalama işaretlerine ve ifade anlatımlarında jest ve mimiklerimize dikkat etmemiz gerekir. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin, deyimlerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Hemen bakalım. Gözden kaybolmak. Tahminin bir yerden ayrılmak, gözlere görünmemek, sözlük anlamı görülmez olmak. Cümlem yaptığı hatalardan sonra gözden kayboldu. Avcı kelimesi, tahminim avlanmayı meslek olarak yapan kişiye denir. Sözlük anlamı avlanmayı seven ya da avı kendine iş uğraş edinmiş olan kimse. Cümlem ormanda var olan kuşları avcı yakalıyordu. Öneri kelimesi, tahminim fikir işin yapılması için öneri sürülen fikir, düşünceyi ifade etmek gerekir. Sözlük anlamı kabul edilmesi için öne sürülen görüş, düşünce. Cümlem işin daha hızlı yapılması için önerilere açıktı. Göz kulak olmak bir şeyi veya bir kişiyi korumak anlamına gelmektedir. Sözlük anlamı koruyup kollamak ve sahip çıkmak. Cümlem ailesi gidince Ahmet'e yengesi göz kulak oldu. Metinde kullanılan gözden kaybolmak ve göz kulak olmak deyimleri metnin anlatımına nasıl bir katkı sağlamıştır? Metin bütünlüğüne, metnin iyi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunduğunu ifade etmemiz gerekir. Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz. Kurt arkadaşlarıyla karşılaşmıştır. Yanlış. Köylünün çuvalında mısır vardır. Doğru. Kurt köylüden yardım istemiştir. Doğru. Kurt ve köylü yolda bir eşekle karşılaşmışlardır. Yanlış. Kurt köylü ile bu dünyada iyiliğin değerinin kalmadığını öğrenemedin mi diye alay etmiştir. Doğru. Köylü tilkinin kurnazlığını anlayamamıştır. Yanlış. İyiliğin değerini bilen kim adlı metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metnin konusu iyiliktir. Ana fikri de bütün insanlar iyiliğin değerini bilmeli. Bilmiyorsa cezasını çekmeye razı olması metnin ana fikri olabilir. Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum var mıdır? Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum vardır. Başlıkla beraber iyiliğe dikkat çekilerek iyiliğin değerinin bilinmesi vurgulanmak istemiştir. Okuduğunuz metne farklı bir başlık öneriniz. Niçin bu başlığı önerdiğinizi açıklayınız. İyilik güzeldir. Güzel dünya için iyilik yapalım gibi başlıklar yazılabilir. Metinde ele alınan sorun nedir? Metinde ele alınan sorun kurtun yaptığı iyiliğin değerini bilmeyerek kötülük yapma çabası olarak görülmektedir.
İyiliğin önemini anlatılması, iyilik yapanlara karşı hassas olmamız gerektiği hakkında bilgiler vermesi gerekmektedir. Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? Hayır, yazarın iyiliği ele alış şeklini beğenmedim. Çünkü iyilik karşılık beklemeden yapılması gereken bir husus olarak kabul edilmelidir. Metindeki olaylardan, varlık kadrosundan yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız. İyilik yapanların karşılık beklemeden iyilik yapması gerektiği, iyiliğe karşılık olarak kötülük yapan kişilerin elbette cezalarını bulacaklarını ifade eden bir konu işlenmektedir. Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Açıklayınız. Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil bulmuyorum. Her ne kadar iyilik karşılıksız olarak yapılsa da iyilik yapanların kıymetini bilerek kötülükle cevap vermemiz gerekmektedir. Tilkinin bulduğu çözümü yaratıcı buluyor musunuz? Neden? Evet, yaratıcı buluyorum. Kurdu tekrar çuvalın içine sokabilme fikri yaratıcı zekanın bir ürünüdür. Okuduğunuz metindeki kahramanlar günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte midir? Evet, günümüzde buna benzer birçok insan özellikleri de yer almaktadır. Okuduğunuz metinde anlatılanlar günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bir olay mıdır? Evet, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz olaylardır. Okuduğunuz metindeki olaylar gerçek mi yoksa kurgu mudur? Okuduğumuz metindeki olaylar kurgu olarak kabul edilmektedir. Çünkü hayvanların bu durumları yaşaması mümkün değildir. İyiliğin toplum hayatındaki önemi hakkında bir konuşma yapınız. Toplum hayatı içerisinde insanlar birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Hiçbir karşılık beklemeden birbirlerine yardım etmek insanın vicdanını rahatlatır, mutlu hissettirir. İyilik yapan insan iç huzura kavuştuğu için mutlu olur. İyilik yapan kişi ise iyilik yapan insana minnet duyar. Yapılan iyilik karşısında o da mutlu olur. İyilik yapan insan toplum içerisinde insanlar tarafından sevilir sayılır. İyilik yapan kişi ileride ihtiyaç duyduğu bir zaman olursa iyilik yaptığı kişiler tarafından daha kolay iyilik bulur. İyilik yapmak bu şekilde toplum hayatını düzenler. İnsanların birbirine yardım etmelerini sağlar. İnsanların birbirlerinin sıkıntılarını gidermelerine olanak sağlar. Böylece toplum içerisinde bütün bireyler mutlu olurlar. Şehir, karın, ağız, resim kelimelerini hecelerine ayırınız. Son hecelerindeki ünleri yuvarlak içine alınız. Şehir, şehre, karın, karnı, ağzın, resim, resmin. Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Şehir, karın, ağız, resim. Bu kelimelere ek getirilince kelimeler meydana gelen değişikliği açıklayınız. E, ı, i sesleriyle başlamıştır. Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz. Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba? Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili masal anlattı. Karnın ağrısı artık dayanılmaz bir hal aldı. Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti? Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu. Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleler yazınız. Yalınız, yalnız, yanılış, yanlış. Zülfün, hapsi, hapsi, sabırın, sabrın, ufuka, ufuka. Kavuruk, kavruk, kıvrım, çevire, çevre, savruk, savruk. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bir paragrafın giriş cümlesi olabilecek cümlenin başına G, sonuç cümlesi olabilecek cümlenin başına S yazınız. Romanın konusu insandır G. Böylece birbirinden farklı niteliklerle eserler ortaya çıkmıştır S. Türkiye'de okuma yazma oranı artıyor ama okuyanlar azalıyor G. Seyircileri de olayın içine çekmesi gerekir S. Kısacası Akif'in şiir ve sanat anlayışı faydalı olma şeklindedir S. Turizm insanları birbirine yaklaştıran bir olgudur. G. Her millet kendi özellikleri taşıyan bir çehreye sahiptir. G. Sanat toplumdaki en etkileyici iletişim yollarından biridir. G. Şiir ne söylediğinden çok nasıl söylediğindir. G. İnsan sevgisi de bizim önemli değerlerimizdendir. S. Bir kartonu aile büyüklerinizi tanıtan bir soy ağacı hazırlayınız denmiş. Evet, bu şekilde bir soy ağacı hazırlayacaksınız. Büyüklere saygıyı anlatan atasözü ve özlü sözleri araştırıp yazınız.
İnsan iletişim kurmadan tek başına yaşayamaz. Fakat iletişim kurarken toplumsal değerlere dikkat etmelidir. Toplumu ayakta tutan değerler vardır. Bu değerler yazılı değerler, yazılı değildir. Geçmişin aynası olan bu değerler toplumu ayakta tutan unsurlardır. Türk milleti değerleriyle yaşayan toplum kuralları olan büyüklere karşı saygıya her zaman önem veren bir toplum olmuştur. Atalarımızın bu konu üzerinde söylemiş olduğu belli başlı atasözlerimiz bulunmaktadır. Bunlar adam adamdan korkmaz, utanır. Eli boşa ağa uyur derlerse eli doluya ağa buyur derler. Bizi insan yapan saygı ve sevgimizdir. Say beni sayayım seni, sev beni seveyim seni. Önce baldın pekmez oldun, şimdi para etmez oldun. Köpek bile yal yediği kaba pislemez. Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar. Ahmak gelin yengeyi halayığı sanar. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.